Merhaba arkadaşlar. Toplumcu gerçekçiler konusunu bitirdikten sonra şimdi toplumcu gerçekçi ve daha önce işlemiş olduğumuz milli duyarlı yansıtan ve bilinç iç dünyasını esas alan romanla ilgili olan soruları çözmeye devam edelim arkadaşlar. Birinci sorumuza bakacak olursak ne demiş bu parçayla ilgili olarak 3 tane madde vermiş yargılardan hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Senelerden beri o yalnız bu yeni dünyayı istemişti. Yuvarlak, renkli, parlak bir camdı bu. Süs olarak dükkanlarda asılırdı. En ziyade kapalı çarşıda bulunurdu. Fakat satılmazdı. Annesine çarşıya gideceği zamanlar yalnız bu yeni dünyaları seyredeceği için sevinirdi. İçlerinde kırmızıları, yeşilleri, mavileri ve büyükleri, küçükleri, ortancaları vardı. O en ziyade kırmızıları ve orta büyüklükte olanları seviyordu. Bunları eliyle değebilecek kadar yakından görmemişti. Cam veya hangi maddeden yapılmış olduklarını bilmiyor. Bu cilalı, parlak, renkli madde ona başlı başına esrarlı bir mahiyet gibi geliyordu. Evet, bilinç dünyasına ilgili ayrıntılara yer verilmiş. Adam roman içerisinde kendi iç dünyası birisi tarafından ne yapılıyor anlatılıyor. Betimleyici unsurlardan yararlanmış. Betimleyici unsur ne demek? Yani tasvir dediğimiz insanın zihninde canlanacak bir şeylerin anlatılması. Bu da var arkadaşlar. Kahraman anlatıcının bakış açısına yani olayı bizzat kendi mi anlatıyor? Hayır. Üçüncü bir kişi yani gözlemci bakış açısını anlatılmış. O yüzden 3 olamaz. Cevabımız o zaman 1 ve 2 arkadaşlar. Devam edelim. Bu açıklamada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir sorumuz var. Ziya Gökalp'in etkisinde kalarak yazdığı Yeni Turan eser ismi abdese dikkat çeken ilk romanıdır. Vurun kahpeye ateşten gömlek. Evet arkadaşlar, gerisini okumaya gerek kalmadı. Neden? Bu iki eserin kime ait olduğunu biliyorsanız direkt ne yapıyorsunuz? İşaretliyorsunuz bu eser arkadaşlar. Halide Edip Adıvar'ın. Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı iki tane romanı var zaten. Vurun Kahpeye ve Ateşten Gömlek. Girelim bir diğer soruya arkadaşlar. Adını Çıklıklar Durunca adlı romanını duyurmuştur. Evet, Çıklıklar Durunca sanatçının en önemli romanıdır zaten bu eser arkadaşlar. Kimi edebiyat tarihçilerine, kimi eleştirmenlere göre ilk sosyalist roman diye de kabul edilir. Yazar bu romanında endüstride yaşanan gelişme nedeniyle ortaya çıkan işsizlik sorunu, köyden kendi göçü işlemiştir. Evet arkadaşlar, kimindi bu eser? Sadri Ertem'in önemli romanıydı arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. 4. sorumuz. Yukarıda numaralanmış romanın hangileri Sabahattin Ali'ye aittir demiş. Kuyucaklı Yusuf en popüler romanlarından birisi. Kürk Mantolu Madonna Türkiye'de en çok satan eserlerden birisi biliyorsunuz. Yakın dönemin popüler eserlerinden biri. Çok satanlar listesinde. İçimizdeki Şeytan da yine aynı şekilde Sabahattin Ali'ye ait olan romanlar arkadaşlar. O zaman bütün eserler burada Sabahattin Ali'ye ait. Gelelim 5. sorumuza. Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Yakup Kadir Karaosmanoğlu tarafından 1932'de yazılmıştır. Evet. Demek ki arkadaşlar ne yapıyoruz? Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nun bir eserinin olması lazım. Seçeneklere baktığımız zaman bütün eserler, seçeneklerdeki bütün romanlar arkadaşlar zaten Yakup Kadri'ye ait. Yani zor bir soru. Ne yapman gerekiyor? Bu eserdeki, bahsedilen eserin içeriğini az çok bilmen gerekiyor. Eserde yüzyıllarca ihmal edilen Türk köylüsü ile Türk aydın arasındaki uçurum işlenmiştir. Evet, Türk köylüsü ve Türk aydınının köylüye bakış açısını anlatan bir eser. Roman 1. Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybeden Ahmet Celal. Hangi romanın kahramanıydı arkadaşlar? Yaban. Evet, eser özetleri önemli dedik, unutmayalım. O yüzden eser özetlerini bilirsek, eser kahramanından direkt bu eser şudur diye ne yapabiliriz arkadaşlar? Bulabiliriz.
Gelelim bir diğer soruya. Yukarıdakilerden hangileri bireyin iç dünyasını ele alan roman yazarlarından biridir demiş. Direkt toplumcu gerçekçi, bireyin iç dünyasını esas alanlar, milli duyarlı yansıtanlar şeklinde sanatçılara ne yapıyorduk? Biz çeşitli sınıflandırmalar yapıyorduk. Direkt burada neyi sormuş? Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlardan birisi. Ahmet Hamdi Tanpınar bunlardan birisi arkadaşlar. Sabahattin Ali hatırlarsanız nerede anlattık? Toplumcu gerçekçi. Kemal Tahir nerede anlattık? Toplumcu gerçekçi. O zaman yalnız bir cevabımız olacaktı arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza. Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Yine bir eser özeti sorusu arkadaşlar. Ali Rıza Bey. Evet arkadaşlar. Kahramanımız kimmiş? Ali Rıza Bey'miş. Uzun yıllar Anadolu ve Suriye'de görev yapmış dürüst bir memurdur. Bir oğlu ve 4 kızı olan Ali Rıza Bey işine son verilince eşi Hayriye Hanım ve çocuklarıyla beraber İstanbul'a yerleşir. İstanbul'da geçim sıkıntısı çeken Ali Rıza Bey, Muzaffer isimli eski bir öğrencisinin müdür olduğu şirkette işe başlar. Evet arkadaşlar, bu eserimiz Yaprak Dökümü olacak idi. Reşat Nuri'nin önemli kitaplarından birisi. Gelelim bir diğer soruya. Aşağıdakilerin hangisi bu parçadan anlatılan romanın yazarına ait bir eserdir? Demek ki öncelikle eserin özetini bileceğiz. Ardından bu eser hangi sanatçıya ait onu bulacağız. Ardından sanatçının diğer eserlerinden birisini ne yapmamız lazım? Burada şıklardan bulmam gerekiyor. Roman 1903 senesi sonbaharında yağmurlu bir gecede Aydın'ın Nazilli kazasına yakın Kuyucak köyüne eşkıyalar bastılar. Evet, Kuyucak. Bu isimler de geçiyordu arkadaşlar. Kuyucaklı Yusuf romanında geçmiyor muydu? Bu ifade bir gazete haberi nitelindedir. Bir açılıma ihtiyaç duymaktadır. Yani olayın adli yönü, ölenlerin geride bıraktığına dair notlar veya katillerin durumu hakkında bilgi verilecektir. Roman bu haber nitelindeki olayın açılımıyla daha yerinde bir söyleyişle ölenlerin geride bıraktıklarına dair ayrıntılarına kaynağını bulmaktadır. Yazar romanın kahramanı Yusuf'u böyle dramatik bir ortamdan alarak karşımıza çıkarır demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hangi eser bu? Kuyucaklı Yusuf romanından bahsetmiş. Yusuf. Kuyucaklı Yusuf ise kime ait olan bir eserdi arkadaşlar? Hemen az önce bahsettik. Sabahattin Ali. Sabahattin Ali'nin bir diğer eserini bulmamız lazım seçeneklerden. Vassahbi Memduh Şevket Esendal'ın, Kayıp Aranıyor Sait Faik'in, Mahur Beste Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, İçimizdeki Şeytan Sabahattin Ali'nin, az önceki bir soruda yine vardı. Sözde Kızlar da Peyami Safa'nın bir romanıydı arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda hangisi getirilmelidir demiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne Türkiye Devleti kurulmasına tanık eden Memduh Şevket Esendal'ın parantez içerisinde doğum ölüm tarihi verilmiş. Nokta Nokta adlı romanı Türk Edebiyatı'nın önemli yapıtlarından biri sayılır. İlk olarak Vakit Gazetesi'ne tetkika edilen roman 1934 yılında kitap olarak basılmıştır. Roman 1942 yılında yarışmada beşincilik aldıktan sonra yazar ve eleştirmenlerin dikkatini çekmiştir. Eserde Memduh Şevket Esendal pansiyon yaşamını, anahtar ifade, ele alarak bulunduğu dönemin toplumunu ve bürokrasiyi eleştiri yağmuruna tutmuş. Bunu yaparken de mizahi anlatımdan sanatçımız ne yapmıştır arkadaşlar? Yararlanmıştır. Evet arkadaşlar, bu eserin ismi Ayaşlı ve Kiracıları. 2018 AYT sorusudur arkadaşlar. Ayaşlı ve Kiracılar biliyorsunuz 2018'de AYT'de soru olarak geldi. 2019 yılında Memduh Şevket'i sordular. Otlakçı eserin ismini vererekten Memduh Şevket Esendal'ı sormuşlardı. Yani ÖSYM sorduğu sanatçıyı ne yapıyor? Tekrar bir daha soruyor. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir nokta.
Evet, gelelim 10. sorumuza. Yer Demir Gökbakır adlı romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Direkt yazarını sormuş. Cevabımız arkadaşlar Yaşar Kemal olacak idi. Onun önemli eserlerinden birisidir arkadaşlar. Gelelim 11. sorumuza. Ne demiş? Bu parçada numaralı bölümün hangisinde bilgi yanlışı neden olunmuştur demiş. Şiir, hikaye, roman, inceleme, deneme gibi pek çok türde eser veren Ahmet Hamdi Tanpınar. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Eserlerinde rüya, zaman, bilinçaltı kavramları her zaman bir fon olarak kullandı. Doğru mu? Doğru. Nehir roman özelliği gösteren mahur beste, huzur, sahnenin dışındakiler üçlemesi. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Saatleri Ayarlama Enstitüsü adı gibi romanları. Doğru. Hikayelerin topladığı bir varmış bir yokmuş hep bu kavramın etrafında dolaşmaktadır demiş. Evet arkadaşlar bir varmış bir yokmuş sanatçının bir hikaye kitabı değil. O yüzden cevabımız Edirne olmuş oldu. Geldik son iki sorumuza arkadaşlar. 12. soruya baktığımız zaman bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Asıl adı Kemal Sadık Gölçeli'dir. Edebiyat yaşamına şiirle başlamış. Daha sonra öykü ve romanı türüne yönelmiştir. Şu ana kadar bu bilgiden eğer biliyorsanız aslında kolay hemen işaretleyebileceğimiz bir sanatçı. Devam edelim. Eserde köylülerin yaşadığı sorunları, köylülerin yaşamlarını güçlü bir sesle dile getirmiştir. İnce Mehmet, Ölmez Otu, Dağın Öte Yüzü adlı romanları vardır. Evet arkadaşlar, İnce Mehmet eserini gördüğümüz zaman bunun kim olduğunu hemen ne yaptık arkadaşlar? Belirledik. Dünyada en çok okunan eserlerden birisidir. Tam 4 ciltten oluşan bir seri romandır arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdaki eser yazar eşleştiğin hangisi yanlıştır? Sahnenin dışındakiler Abdülhak Şinasi Hisar demiş. Direkt hemen ne yaptık arkadaşlar? A şıkkını işaretledik. Neden? Bu eserin Ahmet Hamdi Tanpınar olduğunu, ona ait olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Sanatçının meşhur romanlarından birisidir. Onun dışında Aşk-ı Memnu Halis Ziya'nın romanı doğru. Sodom ve Gomorre İstanbul'un mütareke dönemindeki İstanbul'u Tevrat'ta helak edilmiş olan iki şehre sanatçımız benzetmiş. Sodom ve Gomorre. Doğru. Yaprak Dökümü. Az önce bir soru daha gelmişti. Reşat Nuri'nin eseri. Kürk Mantolu Madonna ise yakın dönemin çok satan kitaplarından, popüler kitaplarından birisiydi arkadaşlar. Sabahattin Ali'nin. Evet arkadaşlar bu testimizdeki sorularımız bu kadardı. Şimdi yeni bir testimize geçelim. Evet. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Bu parçada özeti verilen roman ve onun yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Eser özetleri biliyorsunuz önemli demiştik. Sorularda sıklıkla gelen yerlerden birisi. İsterseniz biraz daha büyüteyim. Daha rahat gözüksün. Bu parçada özeti verilen roman bakalım neymiş? Arif'in traktör sevgisi gün geçtikçe artmaktadır. Artık traktör onun için bir sevgiden farksız bir hale gelmiştir. Hatta hayalinde dolayı sevdiği kız Emine'yi bile aramaz olmuştur. İzzet Ağa hastalığı için uzun süre kaldığı Ankara'da traktörün faydalı bir araç olduğunu ikna olur ve traktör almaya karar verir. Uzunca bir bekleyişten sonra İzzet Ağa iyileşir ve köye bir traktörle gelir. Arif hem babasının gelmesine hem de traktörün alınmasına çok sevinir. Traktörü köye getiren teknisyen Arif'e traktör sürmeyi öğretecektir. Aksi gibi o gün kar yağar. Traktör karlı havada yürümez. Gece köylü uykuya dalar. Arif gözünü kırpmaz. Sabaha kadar pencereden sevgine traktörü seyreder. Alacakaranlıkta kalkar, köy meydanındaki karları küremeye koyulur. Çılgınca çalışır, herkesi kendisine güldürür. Teknisyen o gün kendisine traktörü sürmeyi öğretir.
Sabahleyin traktöre binen Arif akşama değin üstünden inmez. Köylüler de şakalaşarak onu iyice coşturur. Evet arkadaşlar, kime ait olan bir eser? Toplumcu gerçekçi sanatçılardan birisi olması gerekiyor. Traktör olduğuna göre konumuz, cevabımız Adana olmuş oldu. Sarı Traktör, Talip Apaydın'ın önemli romanlarından birisi. Eser özetleri kısmında vermiştim hatırlarsanız. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Parçada söz eden romancı aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle hikaye ve roman türünde verdiği eserlerde dikkat çekmiştir. Köy sorunlarını kendi görüşleriyle anlatarak köy edebiyatının önemli kişileri arasında yer almıştır. Evet, köy kökenli, köy edebiyatının bir sanatçısı. Genellikle romanlarında ezilen, geri kalmış köylüleri işlemiştir. Yazdığı bütün eserlerde ideolojiyi ön plan çıkarmıştır. Yayınladığı kitaplarda özellikle romanlarda kahramanları yerel ağızla göre konuşturmuştur. Yılanların Öcü. Evet, sanatçının en popüler romanı buydu. Ve sinemaya 2-3 defa uyarlanmıştı. Kimin eseriydi arkadaşlar? Fakir Baykurt'un önemli bir romanıydı arkadaşlar. Gelelim 3. sorumuza. Aşağıdakiden hangisine verilen Yaşar Kemal'in seri romanlarından değildir demiş arkadaşlar. Hatırlarsanız Yaşar Kemal'in romanları nehir roman özelliği gösteriyordu. Yani birbirinin devamı olan 2, 3 ya da 4 tane eser oluşabiliyordu. Burada direkt net zor bir soru, açık sorunu konuşmak gerekirse. Yağmurcuk Kuşu, Kale Kapısı, Kanın Sesi. Bu bir üçlemedir arkadaşlar. Doğru. Orta Direk, Ölmez Otu, Yer Demir, Gök Bakır. Bu seçenek de doğru. Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf. İki tane romandan oluşan bir seridir. Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, Karıncanın Su içtiği, Tan Yeri Horozları, Çıplak Deniz Çıplak Ada. Bu seçenek de doğru arkadaşlar. Yılanı Öldürseler, Al Gözüm Seyir ile Salih ise birbirinden farklı romanlardır. Bunlar bir seri değildir arkadaşlar. Cevabımız Edirne oldu. Gelelim 4. sorumuza. Aşağıdaki yapıdan hangisi türü ötekilerden farklıdır demiş arkadaşlar. Ortakçılar arkadaşlar, Talip Apaydın romanı. Tek Kanatlı Kuş, bu da bir roman arkadaşlar. Bay Virgül ise arkadaşlar hikaye türündedir. Sadri Ertem'in bir hikayesi arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak idi. Gelelim 5. sorumuza. Aşağıdakinden hangisi bu parçada özeti verilen romanın yazarına ait değildir demiş arkadaşlar. Öncelikle yine eserin neden bahsedildiği, hangi sanatçının eseri olduğunu bilmemiz gerekiyor. Devlet ve köylü arasında bir çekişme vardır. Köylü çok zayıf ve cahildir. Kendini savunacak güçte değildir. Köylü gelişimini takip edemeyince olan olur. Tozaklılara purluk arazisi yüzünden ev başına yüklü bir kira düşer. Köylü ne yapacağını şaşırır. Çünkü bu kadar parayı asla ödeyemeyecektir. Avukatlara, yargıca, memurlara giderler. Hepsi de sadece kendilerini düşündüğü için onlara yardımcı olmaz. En sonunda köylüler zorluklar yaşattıkları tarlalarını bozar. Köydeki bütün sığırları tarlaya sürerler. Yeşil tarla eski haline döner. Köylüler yıkılan ümitleri ve gözyaşlarıyla emeklerini ağlarlar. Kaplumbağalarda eskisi gibi güneşin yakıcı alevleri altında kala kalmıştır. Onlar da köyü terk eder. Kır Abbas yeni doğan toruna Yeşer ismini verir. Fakat devlete kırgındır. Eğitmen Rıza da köy okulunda yaşamına devam eder. Evet arkadaşlar, bu eser Fakir Baykurt'un Kaplumbağalar adlı romanından. Doğal olarak seçeneklere baktığımız zaman ona ait olmayan bir eserin cevabı olması gerekiyor. Tırpan onun romanlarından, 10. Köy onun romanından, Tütün Yorgunu arkadaşlar ise kime aitti? Talip Apaydın'a aitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar.
Diğer dersimizde kalan testimizi çözmeye devam edeceğiz. Görüşmek dileğine, hoşça kalın.